Sayfayı söylüyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Abiler, Emirdağ'dan 108. sayfa, sonra Kastamonu 202'den okuyacağız. Böyle gideceğiz. Ha? 108. Kardeşlerim, sizin zekavetiniz ve tedbiriniz benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Tesanüt neydi? He? Senetleşmek. Akitleşmek. Yani biz nur talebesiyiz dediğimiz zaman biz laikaya göre hareket edeceğiz diye akitleşmişiz. Tesanüt, senetleşmek, gaye uğrunda bir hakikatin etrafında aynı maksat, aynı düşünceyle eylemsel birliğimiz. Nasıl bir olacak? Herkes farklı düşünüyor. İşte dusturlar. Laikalar tesanütü temin ediyor. Tesanüdü temin ediyor laikalar. Tamam. Nur şakirtlerinin tesanütlerine zarar vermek için birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar. Ta birbirini itham etsin. Filan, belki filan talebe bize casusluk ediyor der. Ta bir inşikak düşsün. Metni okuyayım ben. Dikkat ediniz. Gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz. Sır vermeyiniz. Zaten sırrımız yok. Fakat vehamlar çoktur. Eğer tahakkuk etse bir talebe onlara hafiyelik ediyor, casusluk yapıyor. İslahına çalışınız. Perdeyi yırtmayınız. Sen şusun demeyin. Sizin hususan İsparta medresesindeki tesanüdünüz hem Risale-i Nur'u hem şakirtlerini hem bu memleketin yüzünü ak etmiş. Ve her tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran emniyetli bir sebep tesanüdünüzdür. Ve şefk ve gayretinizdir. Cenab-ı Hak sizleri bu hizmet imaniyede daim ve muvaffak eylesin. Amin, amin. Umum kardeşlerime taife taife birer birer selam ve dua ve dualarını rica ediyorum. Aleyküm selam üstadım. Şimdi baştan alıyorum. Sizin zekavetiniz, tedbiriniz. Benim tesanüdünüz hakkında nasihatıma ihtiyaç bırakmıyor. Sebebi laikalar elinizde. Bir yerde kavga gürültü çıkıyorsa, ihtilaf çıkıyorsa mutlaka orada Risale-i Nur hakim değil. Yani laika hakim değil. Laika hakim değil. Böyle sağlanıyor. Evet. Ben de şeye sebep oluyor. İnşikaka. Gördüm ha. Gelmiyor artık. Gelmiyor. Böyle ufak bir şey aralarında çık geçiyor. Bir daha bir bakıyorsun cemaat dağılmış. Dağılmış. Yok. Hele kadınlar dünyası üf zirvede ya. Kadınların dershanesi olup da devam edeni tek tük duymuşum ömrümde. Böyle yapayım ki bu çok sallanıyor. Ben tek tük duymuşum. Bizim burası var ama o da... Çok nasıl olur biliyor musun? Yani. Onu geleceğim şey. Nasıl devam ediyor buradaki? Erkeklerde de öyle ya. Bir yerde mütemasil ise, eşitse, yaş, ilim, mazi, geçmişteki hizmetleri, yaşı, ilmi kariyerisi, mazideki hizmeti eşitse, mütemasil ise tezadın sebebidir. Tezat zıtlaşma.
Lemattaki çekirdeklerden söylüyorum. Ben bunu ezber söylüyorum ama ben uydurduğum falan değil. Yani. Mütemayiz ise tesanüdün sebebi. Yani mütemayiz şu. İmtiyazlaşmış, kader ilahi, yaşı, konumu, geçmişi, hizmetleri farklı. Farklı ol... Heh? Şeye de sözünüz kesme. Özür dilerim. Şeye de tesir ediyoruz. Erkek kardeşleri de yani talebeler arasında da evet. Kadınları... İlk önce ben erkekleri anlatıyorum da oraya geçelim. Evet abi. Şimdi mesela diyelim ki kalkıp bir tane genç vakıf 20-25 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında 50 yaşında da olsa misal için söyleyeceğim. Şimdi benimle ihtilaf edemez. Çünkü toplum bunu kabul etmez. Efkar amme bunu kabul etmez. Örf, anane, kültür, gelenek, ahlakla kabul etmez. Çünkü bir şey var, bunun bir mazisi var. Bir geleneği var, bir kültürü var, bir temsilci var. Bir kanaatlığı var toplumda bir şey var. Mesela bugün bir tanesi sordu bana. Sevgi mi, güven mi dedi. Hangisi önde gelir? Hepsi ayrıdır da. Hangisi daha öndedir? Güven. Güven olmazsa sevgi olmaz. Tamam. Sevme değişir. Güven öyle değil. Ailede sevgi gibi gözükmese bile ama güven var. Herkes emin. Onun için orada rahat basabiliyor. Güven ya. Güven de ne yapar? Sevgi olmasa bile mazideki hizmetleri insana güven getirir. Güven gibi. Bu. Bu adam bu. Şimdi tesanüt, bu erkeklerde. Kadınlarda galip fıtratları icabı his olduğu için devamlı oynaktır. Değişiyor devamlı. Tam derse oturacak birisi telefon etse haleti değişir. Cemaate yansı böyle. Onun için kadınlarda devam eden tek tük parmağımın sayısı geçmez dershane. Nedir o? Yaşlıdır, mütemayizdir, imtiyazlıdır, mazideki hizmetleri vardır. Sevgi değil, güven var ona. Yani İsa Ali Nur'da şilep gibi gidiyor. Diğerleri de gençtir, 20-30 yaşındadır. O 60 olmuş. 50 yaşında, ötekiler 30-40 yaşında olunca bir derece gidiyor, sürtünerek dahi olsa. Peki ne yapacaklar? Emirdağ'da var, Diyarbakır'da kadını. Yani o önde gidenin vasıtasıyla erkek abilerden destek alacak. O kendisi mahremi perde olacak. Mesela ben direkt misal kadınların dershanesine müdahale edemem, karışamam, bulunamam, olmaz olmaz. Ama benim bir tane mahremim var orada, kızım var, eşim var. Mesela mahremin birisi olsa yeğendir, bilmem nedir. Olsa onun üzerinde o yön verebilirsin. Bu arada bunları da izah etmiş oldum. Yoksa kadın dershanesini emsaller arasında açmak kavgaya şu anda sebeptir. Ve açsak yok kardeşim. Ne yapacaklar? Ev dersleri yapacaklar. Erkeklere de dair. Ev derslerinde sakın çaydan başka bir şey verilmemesi lazım. Allah rahmet etsin. Hekimoğlu İsmail abinin sözüdür. Çaydan başka pasta, börekler girdi derse o ders felç oldu diyor. Felç oldu. Bitti. O derse devam etmez. Çünkü kadının en büyük düşmanı kadın olduğu için kadınla yarışır. O börek yaptı, ben de çörek de ekleyeyim. O ne yaptı, ben daha yapayım. Beceremediyse bu sefer o dersi istemez. Kıyas olmak istemez. Kadın erkekle kıyas olmaz. Kadın kadının düşmanı olduğu için kadın için güzelleşir. Kadın için güzel giyinir. Anlamazsınız siz. Ben lemalardan söylüyorum. Yani anlamazsınız derken bu fıtrattır. Sen de anlamazsın, ben de anlamam. Lemalarda diyor. Lemalarda tesettür risalesinde o kanuniyet var. Kıyas olmak istemez der. Anlamayız biz bunu. Kıskançlık tabii. Tabii. Kıskançlığı, kıyas oluyor. Kıyas. Çok tuhaf.
Dolayısıyla erkeklerde de, kadınlarda kıskançlık, erkeklerde neyle imtihan olur? Hadi bakayım. Öne çıkan? Yok, hırs. Zaaf noktası o, hırs. Şimdi nur şakirtlerinden tesanütlerine zarar vermek için birbirinin hakkında suizan verdiriyorlar. Birbirine itham etsinler. Mehmet, duydun? Tahir, neyse önemli değil. Ne oldu ya? Ya tamam, vazgeç. Attı şimdi yemi. İster istemez beni alacak. Ne oldu ya? İçine attı kurt. Ya bir yerde bulundum. Yani insan bu kadar alçı olmaz ya, vefasız olmaz. Ya. Ne oldu? Vallahi orada konuşurken sen medar bahsedildin. Tahir, vallahi hiç yakıştıramadım. Gerçi ağzının payını verdim ben. Senin aleyhine şöyle dedi. Oysa yalan. Gider Tahir'e. Aynı numarayı ona yapar. İstersen görüşün bir arada. Öyle olmadığını da bilseniz kurt girdi. Kurt girdi. Ne yapıyorlar? Suizan verdiriyorlar. Hele bunu en ileri safhasını söylüyorum. Kur'an söylüyor. Barla'da da koymuş. 7 tane toplumu ve kişiyi, aileyi helak eden mubikat-i seba var. Yani 52 tane kebairi 7'ye toplanmış. Bir tanesi nedir? Masum bir kadına iftira yapmak. Şimdi aileyi yıkan bu. Gözünle gördün mü kardeşim? Kadın da kocasına sen böyle yapıyorsun. Dır. Barla'da da geçiyor. Kur'an'da şey yapmış. Barla'da uzun olur açarsan. Gözüyle görmüş. 4 tane şahidi. Kur'an söylüyor yani. Gözüyle görmüş. 4 tane şahidi getiremeyenler nedir? Merdudu şahadettir. Sonra şahadetlerini reddedilir. Sonra tövbe dahi etse şahitlikleri ebedi daha yapılmaz. Şahitlikleri kabul edilmez. Yıktın tövbe ettinse şey yaptın ama kabul edilmez. Tövbe şartı yok orada. Hele diyor bu iftirayı toplumda sevilen, hele toplumun önder, kanaat önderleri, alimlere yapılsa. Garip müteşirde geçiyor o. O şartları şaşırdınız da garip garip bakıyorsunuz onun için. 258 miydi? Ha bak, bu sizde yok. Bu sizde yok. Osmanlıcadan çevirdim. Bu da sizde yok. Osmanlıcadan çevirdim. Ustad yapmamış. Ne diyor burada? Hele hele diyor. Ne yazıyor? Yuhubune enteş... Teşyihe fahişe. Çok ufak. Tehdidiyle öleleri münafık gibi ehli imanın hayat içtimaiyelerini böyle işalar ile ifsad ediyorlar, ifade ediyor. Ve bilhassa böyle gıybet, ehli namus yaparsan, ehli haysiyet hakkında olsa, bilhassa ehli ilim hakkında olsa kanaat önderlerine, bilhassa akıldan hariç bir tarzda olsa, akıldan hariç. Hasan, bu saatte neredeyim? Buradayım. Hasan falan yerde bugün bu saat. Falan hiç olmayacak bir şey. Yani biraz mantıklı olacağım. Akıldan hariç olsa, mesela bir namuslu bir zat, kendi gayet yakışıklı ve anlatıyor. Kim yapıyormuş biliyor musun bunu daha çok? Nereden çıkıyormuş? Bu suizanın, bu iftiranın kaynağını da söylüyor. Onun için gayrimüteşir. Allahu alem. Nereden çıktığını da söylüyor. Bu nevi gıybetin enşenidir. Böyle eşne gıybetin sebebi olsa nereden çıkar? İnsanın desti ihtiyarında olmayan bir muhabbet vasıtasıyla yine kadınların kıskançlıklarından, kadınların habbeyi kubbe görüp kendi iffetini göstermekle, başkasını itham etmek nevinden bu nevi şayaları meydan alıyor. Kıskançlıklarından veya kendi ben böyleyim diye karşıdakini böyle itham ederek. Bu işadan
tövbe etsinler, yoksa kahri ilahi gelmesi kaviyen memuldür. Öyle iftira edenler böyle iftiraya maruz kalacakları cezai amelleri olmak ihtimalini düşünsünler. Ben dakika duka. Kapı çaldı, kapın çalacak. Nasıl biraz gözüm açıldı. Yuhubune en teşihel fahişe. Bu gayrimunteşir 464. mektupmuş. Barla 267'ye ekle demişim. Burada da şey var. Ehli ilim diye şey yaptım. Nereden çıkıyor? Kadınların kıskançlıklarından. Bir de kıyas ederek kendisini başkasına, kendi iffetini göstermek için. Da esas merkez oradan çıkıyor. Ne yapacaksın sen? Benle ne okudun? Uzak duracaksın bu dünyadan. Kadın dünyasından uzak duracaksın. Uzak duracaksın. Ne yapacaksın? Uzak duracaksın. Kendi hallerinde hizmet etsinler. Sen karışmayacaksın. Karışan hurda haş olur. O dünyaya karışmayacaksın. Uzak duracaksın. Ne yapacaklar? Pasta masta olmamak şartıyla evde ev dersleri yapılacak. Ev derslerinde değişik. Çünkü zor. İstikamet tutturmak zor. Şimdi suizan verdiriyorlar. Bazıları da kızacak bu dersleri duyunca ya falan. Ya kardeşim ben okudum. Elçiye zeval yok. Ben naklettim. Gayrimunteşir. Allah alem kızacaklar için ustad da koymamış. Ama işte maalesef öyle. Kadınla kıyaslanmak istemez. Peki bizde de o tip karakterler var. Karaktersizler. Ne yapıyor? Suizan verdiriyorlar. Furkan. Var ya Yusuf. Neler çeviriyor ya. Samanın altında neler yürütüyor. Bir bilsen. Hayda. Hasan var ya sen. Bilmezsiniz siz onu. Bu Hasan var ya. Ne olmuş Hasan'a? O gayesini bir bilsen. Neymiş lan gayesini? Kalbini mi okudun? Böyle. Bak suizan verdiriyorlar. Niye? Ta birbirlerini itham etsinler. Hatta en ilerisini biraz da ileri götürüyorlar. Belki filan talebe bize casusluk ediyor der. Ta inşikak duysun. Falanca var ya. Aramıza girmiş mit. Böylelikle senelerce, belki de 10 sene, 20 sene o ilçeye hizmet girmemiş fazla. Mesela Kırıkan'ı söyleyeceğim. Her yeni gelene mit diye muhtemelen bakmışlar. Yani o zamanda da biraz bir şimdiki bir düşünmeyin. Yani buna itiyordu yani. Çünkü mit istihbarat teşkilatı şimdiki gibi Türkiye'nin menfaatine çalışmıyordu. Diş devletlerde MİT yoktu. Türkiye'deki İslami faaliyetler için kurulmuştu. Mutlaka her sohbette bulunuyorlardı. Cemaat da böyle düşünmesi normaldi o zaman. Ama inkişaf etmedi o zaman işte. Herkese çok zaman geçecek ispat edecek MİT olmadığını. Gizli bir şey yok ama birbirine fitne düşürüyorlardı. Şimdi mesela gayrimunteşirden ben nakledeyim. Türk ordusu için söylüyor. Kahraman Türk milleti ve kahraman ordusu kılıncını ayağına vurdurmaz, düşmanına vurdurur. Ağlayan alem İslam'ı İttihad-ı İslam'la güldürür. İnşallah o dönemdeyiz. Ordu, anladınız mı? Mektubatımda gayrimunteşirde yazıyor. Ekledim. Kahraman Türk milleti 1000 seneden beri İslam'a ve Kur'an'a bayraktarlık etmiş olan şu Türk milleti ve Türk ordusunu diyor. Yani böyle diyor. Türk milleti ve Türk ordusu. Türk milleti deyince Laz, Çerkes, Kürt değil. Coğrafya. Nasıl ki Şam-ı Şerif hadiste geçiyor. Suriye'nin başkenti Şam değil bu. Alem İslam'ın yaşadığına Şam-ı Şerif, Şam denilir. Türk milleti deyince Kürt, Laz, Çerkes yani bölgeselin adıdır. Yörenin adıdır yani. Mesela Erzurum, Arzurum'dur yani. Rumların diyarıydı oralar. Gibi yani. Türk milleti ve Türk ordusunu dizginini elinden alır. Dizginini şimdi başkası bilmiş. O atın dizgini başkasının elinde.
dizginini bak Türk Türk milleti ve Türk ordusu dizginini eline alır dizginini. Kılıncını ayağına yani milletine vurdurmaz. Kılıncını ayağına vurdurmaz. Düşmanına vurdurur. Ağlayan alim İslam'ı İttihat İslam'la güldürür. Hani böyle geçiyor. Garibidir. Yani şu anda zaten MİT Müslümanlarla uğraşmıyor. Kırmızı kitaptan çıktı. MİT tamamen fitne, fesat, terörle içeride uğraşırken dışarıda Türkiye'nin menfaati için uğraşıyor. Ben şahit. Herkes de şahit. Çok şükür. Ya. Değişti. Türk ordusu da değişti. Türk polisi de değişti. Değişti. Çok şükür. İnşallah devlet kadrosu da epey değişti. O da değişecek. Bir anda her şey mükemmel olmuyor. Demek ki casusluk ediyor. Etse ne yapacak ya? Benim gelip de neyi mi alacak daha gizli? Ne bilgimi alacak? Ben zaten en gizli sırrımı söyledim canım mahkemede. Ne alacak yani? Neyimiz var arkadaşlar? Casusluk yapıyor. Buna fırsat vermemek lazım. Yusuf ne gizli bir şeyin var? Yok işte. Casusluk ediyor der ta inşikak düşsün. İnşikak şark. Aramızda ikilik. Dikkat ediniz. E ne yapacağız böyle bir şey olsa? Gözünüzle görseniz dahi perdeyi yırtmayınız. Ne yapacağız peki? Perdeyi yırtmayalım. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok dikkat ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz. İyilikle mukabele edin. Benim biraz Karadenizlilik, damarıma dokunuyor yani. Yani adam hakikaten zarar veriyor. İyilikle mukabele ediniz diyor. Sonra Uvvet Risalesi var ya, Uvvet Risalesi. Uvvet Risalesi'nde olmayan Osmanlıca'da bir metin var. Arapça metin. Ama Latince'de yok. O Arapça metinde ne diyor biliyor musunuz? İyiliğinizde onun fenalığı artıyorsa iyilik yapmayı kesin diyor. Ama Latince'yi şey yapmamış usta. Senin iyiliğin onu azgınlaştırıyorsa hala iyilik yapmayı kes. Yapma ya. Çünkü bazı karaktersiz karakterler aynı böyle olur. Aynı bu. Bu tip yani. Yılan su içer. Ne içerse içsin zehir akıtıyor. Arı da su içer. Aynı su içer. Bal akıtır. Bazı karaktersiz bu karakterler, karakter yoksunları ne yaparsan yap. Yok ya. İyilikten anlayacak tipten değil. Kur'an ne diyor bu tiplere? Hecren cemila. Güzel bir şekilde uzaklaşın ondan, kavga yaparak değil. Ama burada diyor ki tabii belimi kıvırıyor. Fenalığına karşılıklı mukabele ediniz. Perdeyi de yırtmayınız. Ağır yani bana bu. Biz de adalet çık dışarı çek. Çek. Şu Zeytinburnu'nda vardı böyle o zaman 1992-93'lerde. 6 aydan beri geliyor adam. Tık etmiyor ya. MİT göndermiş. İçimize tanıyorum, anladım. Belki Nurcu olur diye çok uğraşıyoruz. Onlarla biraz da fazla ilgileniyoruz ki Nurcu olsunlar. Ve çok olan var ya. Öyle gelip de Nurcu olanlar çok var. Baktım bu Nurcu olacak değil. Özel çektim. Belki Mehmet biliyor bunu. Dedim ki kardeşim seni 6 aydan beri biliyorum. Ama Nurcu olur diye çok sabrettim ama senden bir şey olmaz. Sen git artık da başkası gelsin. Peki hocam. Sen git dedim belki o Nurcu olur. Fenalığa karşı iyilikle mukabele ediniz. Fakat çok ihtiyat ediniz. Sır vermeyiniz. Neyi ver? Zaten sırrımız yok. Fakat vehamlar çoktur. Yani sırrımız yok ama her şeyi de konuşmayın. Çünkü habbeyi kubbe yaparlar yani. Zerreyi caminin kubbesi yaparlar. Eğer tahakkuk etse bir talebe onlara hafiyelik ediyor. Tamam ortaya çıktı. Arap Mustafa abi casusluk yapıyor. Ama garanti olmuş. İspat olmuşsa ıslahına çalışınız. Perdeyi yırtmayınız. Allah bilmem neyini versin demeyiniz. İslahına çalışın. Acayip bir şey ya. Hakikaten Kur'an'a alak. Perdeyi yırtmayınız.
ıslahına çalışır. Adamı düzeltmeye çalışır. Bu çeşme ne güzel çeşme, içmeye bir tası yok. Kalkırmak çok kolaydır, yapmaya ustası yok. Rize'de bir dağdaki çeşmede okuduğum yazı. Yani attın, kırdın, döktün, düzelmiyor ki. Düzelme metodu değil o. Herkes yapar onu. Ama zor tabii. Benim eşimime biraz zıt bu o ya. Bizde biraz kırma dökme var. Perdi, sizin hususan İsparta medresesindeki tesanüdünüz hem Risale-i Nur'u hem şakirtlerini hem bu memleketin yüzünü ak etmiş ve her tarafta Risale-i Nur'a çalıştıran emniyetli bir sebep tesanüdünüzdür. Şevk ve gayretinizdir. Demek ki arkadaşlar bu derste şimdi Kastamonu'ya atlayacağım. Çıkartacağımız bir, tesanüdümüzü koruyacağız. Ben tesanüdlüyüm. Ben nuhvet yapıyorum. Ben hizmette kardeşlerle beraberim. Yöntemi olmadan olmaz. Laikalara böyle tutunmayacaksın. Böyle olacak. Laikalara bağlılık nispetinde biraz terbiye de olmuşsak, nasibimizde varsa tesanüdü koruyanlar için diyor, okuyacağım burada. Kastamonu'da tesanüt ve uhveti koruyan, ha şualarda velilere tefevvük eden talebeler var. Evliyalardan üstün makam alıyorlar. İlmi var, hizmete koşturuyor, çok evrat okuyor, kaza namazlarını kılıyor, sarıkla dolaşıyor. Değil. Uhuvvet ve tesanüdü muhafaza eden şakirt, evliyalara tefevvük ediyorlar diyor. Evliyalardan üstün makam alıyorlar. Yani bu hizmetin ruhu, çimentosu, taşların çimentosu uhuvvettir, tesanüttür. Muhabbettir yani. Çünkü niye? Niye muhabbettir? Niye uhuvvettir? Niye tesanüdür? Yani bu hizmetin şeyi. Allah bu kainatı niçin yarattı? Bir sebebi muhabbettir. Allah kainatı yaratmasında ve bu farklı farklı kainatın demirini, tuğlasını, ağacını, güneşini, suyunu, kuşunu, yani bu kadar aynı parçaları bir araya tutan çimento nedir kainatın çimentosu? Muhabbettir. Bizde o nasıl gözükür? Uhuvvet gözükür. Bizdeki karşılığı bu abiler. Şimdi Kastamonu 202'den okuyayım. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. İşte İpte tam oradaymış. Allah Allah. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya da dikkat ediniz. Ediniz ki Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet, yani vazife talebelerin, şakirtlerin salabet, sağlamlıklarına ve metanetlerine, kuvvetli duruşlarına ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Tamam da onlara perde yıkmayacağız da Ömer. Yırtmayacağız da mukabele bilmesi yapmayacağız ama ne yapacakmışız? Dairenin içine sokmayacaksın. Almayacaksın onun içine. Öyleler niyeti halise ile girmezse, her tarafa alırsak odalara, her kata, toplantılara, meşveretlere belki futur verirler. Eğer enaniyetli ve hotfuruş ise Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar, nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çevirip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Yani arkadaşlar der. Şimdi var ya hizmet, küllü olmak için küllüleşmek lazım. Hadi televizyon, gazeteler falan yapacağız. Şunu açalım bunu. Risale-i Nur şakirtlerini metanetten kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur haricine çekip dağıtırlar. Şu kitabı da okuyalım. Şunu da şey yapalım. Şunu okursak daha güzel hizmet ederiz. Şuralara, seminerlere gidelim. Şuna katılalım. Şunu da açalım. İşte duman olursun. Duman olursun. Nereden biliyorsun? Zaten böyle yazıyor. Ben o kadar enkaz gördüm ki. Şu hizmetin yolunda o kadar kenarda atılmış enkazlar var ki. Almanya'da bir yerde kaza olduğu zaman veya Fransa'da görmedim de belki de vardır orada da. Orada öldü mü? Hemen nerede öldüyse hemen hatırasın, hemen kenarına küçük bir şey yaparlar. Ya kulübe yaparlar, kilise veya o masraflı oluyorsa ölünün sahibi.
Oraya bir taç dikerler yolun kenarına. Biz anlarız ki burada birisi öldü. Şimdi bu hizmette de o kadar ölüler var ki. Neyle? Gazeteyle, siyasetin peşinde koşanlar, şu anda toprağın altındalar. Ekserisi, bu işi çevirenler. Bakayım Allah'a ve ustada ne diyorlar. Nurcuları siyasetle bulaştıranlar, gazetelerle nazarlarını dışarıya çevirenler vesaireler. Bunu tarih biliyor, kader de biliyor. Affedecek mi? Onu sahibine sormak lazım. İşte nazarlarını dışarıya çeviriyorlar. Hala devam ediyorlar. Biliyor musunuz? Hala aynı. Ustatla Demirel'i yan yana koyarlardı. Sayfa, gazetenin ana manşetine. Nurcu, Demirel, Nurcu, Demirel, Mason. Bir numaralı, 33 dereceli Mason. Hala övüyor. Hala övüyor. O yayın kurumu. Aynen, acayip. Akıl tutulması değil hani. Bilmeyerek, hayır. Hepsi bilerek. Rüya görmüştüm ben. Ustad dedi bana. 1900 kaçtı? 86, 87'de Rize'de Çağlin'de nöbette göndermişti. Pazara gidiyordum. Orada işte bunlar hakimdi. Oraya gidip geliyordum. Gayem şuydu. Risale'ndeki bu hakikatler, siyasette hakikatleri bilinmiyor. O dersleri yapıyordum. Ustad dirildi. Belden yukarı var, belden aşağı yok. Şöyle yaptı bana. Benim niyetim bilmiyorlar nasıl. Bunlar biliyor, bilerek yapıyorlar bunlar. Mesele bu kadardır dedi. Elini böyle yaptı. O lambirli bir dershaneydi. Lambirlerin arasında çekip gitti. Lambirlilerden aşağı indi. Belden aşağı yoktu. Bunlar biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Mesele bu kadardır dedi. Elini böyle yaptı. Çekip gitti. O gün bugün daha şey yapmadım ben. Yani siyasetle şey yapacaklarını zannediyor. Peki Nurcu siyaset yapmaz mı? Eli Emirdan da var. Var. Kendi adına yapar. Nur'a hizmet etmek adına yapar. Ama Nur'u bulaştırmaz. Yani buraya tabela konmaz. Dershaneye siyasi tabela konmaz. Siyaset demiyor. Mesela beni bildikleri zaman, mesela size söylüyorum, vicdanınıza söylüyorum. Efkar Ahmet'e, Türkiye'de vesaire, Avrupa'da. Beni bildikleri zaman misal, siyasetle beni bilirler mi? Şu partiden değil. Bilmezler. Falancaya düşmandır. Bu adam böyle bir adam. Böyle bilirler. Değil mi? Ha, tabelamız olmayacak. Siyasi tabelamız yoktur. Biz Allah için olacağız. Böyle olması lazım. Şimdi 196'da da bakayım ne diyor. Ben kızma manasında değil. Yalan lafzı da kafirdir. Hele hele ahirette hitap edilecek. Sorulacak bu yalan rüya mıdır? Zaten belli. Ustad bana böyle yap. Bunlar biliyorlar, bilerek yapıyorlar. Yani o tarihlerde ben yaşadım. Sizin ömrünüz pek yoktur o tarihte. Ustad gazetenin başında Ustad ve Demirel öyle. Hatta Taksim'de sopalarla menfi hareket. O dönemde oldu sopalarla. Yani yürüyüşler olmalar. O dernek kurmuşlar. Gençlik yurdu mu ne? Gençlik günü, gençlerinde dernek vardı. O sopalarla orada organize ediliyordu. Yani gizli parmak el çalışıyordu. En sonunda belki bu insanlar saf deliktir anlamadılar diye o işi çeviren adam en son Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşünde önde gidenlerdendi. CHP'nin yanındaydı. Böyle öldü. Usta CHP'ye karşı durumunu belli. CHP'ye karşı durumunu belli, senelerce mücadele etmiş. %95 saf şeydir diyor, aldatılmış CHP'nin %5'i diyor idealistir. O siyaseti işte Nurculuk'la bulaştıranların ki şahısların en tepesindeki şahıs en son kendisini ifade etti. Ankara'dan İstanbul'a bakın yani cerrilerde gösterdim. Adalet yürüyüşünde siyasi liderin yanında. O da yürüdü. Oysa senelerce bu cemaati CHP'ye karşı organize edip savaştıran. Sonra onunla beraber. Zaten 5. Şura'da öyle diyor. İlk önce diyor muhalif olur. Sonra onu iltizam eder. Sonra iltihak eder diyor. İlk önce
Ya bizim fikrimiz şey, onlar biz. Sonra onlara hizmet ederim diye onların içine girer. Onlar gibi hareket etmeye başlar ama fikri var. Sonra o kadar alışır ki onlara dönüşür. İlk önce tarafgir olur. Sonra iltizam eder. Deprem bahsinde geçiyor sözlerde ya. Sonra fikren muhalif olur. Sonra iltizam eder. Sonra iltihak eder diyor. Böylelikle az bir kısım olan ehli dalalet, bu Kastamonu Üniversitesi'nde var. Az bir kısmının olan ehli dalalet böyle saftir taraftarlarla, Müslümanların taraftarlıklarıyla çoğunluk teşkil ederek Müsibet-i Amen'in devamına belki de teşdidine Kadir İlahi'ye fetva verirler. Biz buna mustahakız derler. Kader de bizi böyle vurup da götürüyor işte. Hala sağlıyor. Çoktan bitmesi lazım. Çoktan değişmesi lazımdı. Rusya'dan önce değişmesi lazım Türkiye'deki. Rusya değişti ya. Yani Rusya değişti. Rusya'dan önce değişmedi. Rusya 91'de mi ne değişti? Ya çoktan işte ama saf dil Müslümanların tarafgirlikleriyle. Uyanmıyoruz. Uyanacağımız da pek niyeti de yok ya. Şimdi mesela bunu dinleyecek tabii bazı ya işte. Diyecek. Oturmuş. Ay bana öyle diyor. Oturmuş altına yazıyor. Dünyayı o gözlükle seyrediyor böyle. Ben arkadaşım. Ben dünyayı kendi anlayışımla, seviyemle konuşmuyorum. Bununla konuşuyorum. Bu dedi, bulaşmayın, bulaştırmayın. Risale'nin hizmetine, siyaset bulaşmayın, uzak durun. Karışmayın. Ama fikir, seçime yakın fikir beyan edin. İstikamet verin, yanlış düşünmesinler. Yanlış parkurlarda olmasınlar Nurcular. Oy seçimi geldiği zaman biz bir taraf değiliz, tarafsız değiliz. Tarafımız bellidir. İman küfür ortası yoktur. Ehven-i şer kaidesiyle şerdir ama azami şere karşı ehven-i şer tarafındayız. Mecelle, İslam Anayasası 28. maddede azami şere karşı ehven-i şer ihtiyar edilir. Bak seçime yakın, zaten herkes bilir. İslami bir parti yok. İslam'a yakın parti vardır. Bize daha yakındır. Bu bize düşmandır. Yani kökümüzü kazır bu başa gelse ki böyle olmuştur. Camileri kaldırmıştır. 20 bin camiyi satmıştır, ahire çevirmiştir, bir sürü şeyler var. Ha, o gelmemesi için bu tarafta hangisi güçlü bunu durduracak? Ehven-i şer odur. Bunu, bu azami şeri durduracak, bunu durduracak karabalık, güç ve bize yakın. Ama bu tarafta Evliya Partisi dahi olsa, bunu durduramıyorsa Evliya Partisi'ne verilmez. Onun için o zamanlarda Nurculardaki şeyi Demirel'e verdiler mason olduğu halde Refah'a şey yapmadılar. Çünkü Refah CHP'yi durduramazdı. En azından bu şerdi bu da. Ama bu şere karşı evveli şerdi. Hani anlıyor musunuz? Şimdi ben 202'den şuradan da okuyayım da şey yapacağım. Bakayım nereye atıf yaptı 190. 196'ya atıf yaptı. Risale-i Nur şakirtleri bu mezkür dört esasa binaen muarızlara hiddet ve tehevvürle mukabele bir misille karşılamamalı. Yani sen bana böyle dedin. Hele hariç böyleyse. Aha ben de sana böyle diyorum. Sen bana böyle yaptın. Ben de sana böyle yapıyorum. Buna mukabele bir misil. Yani misliyle cevap vermek, yapmak. Yapmayın diyor. Ne yapacağız peki? Yalnız kendilerini müdafaa için musalaha kârâne medar itiraz noktaları izah etmek ve cevap vermek gerektir. Niye? Çünkü bu zamanda enaniyet çok ileri gitmiş. Herkes kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmeyip bozmuyor. Kendini mazur biliyor. Ondan niza çıkıyor. Ehli hak zarar eder. Ehli dalalet istifade eder. Bunu evde de kullanırız. Evde niye kavga çıkıyor? Dershanelerde niye kavga çıkıyor? Hizmette birbirlerini niye tenkit eder? Niye sevmezler? Ki tenkit asın bir ruhsal hastalığıdır diyor ustad. Asın kanseridir diyor. Şeyde eski eserlerinde. Seratandır diyor. Yani seratan Türkçesi kanser. Ruhsal bir kanserdir. Tenkit. Evde de öyle. Dershanede öyle. Yani tenkit böyle bir ruhsal bir ama bir sarı hastalık bir de salgın hastalığı gibi
Peki nedir o evlerde, dershanede, hizmetlerde böyle? Kavga gürültünün sebebi şu. Bu zaman enaniyet zamanı olduğu için enaniyet çok ileri gitmiş. Hele biraz da ilmi de varsa, ilimden gelen bir enaniyetle herkes kendi kâmeti miktarınca bir buz parçası olan enaniyetini eritmiyor, bozmuyor, kanaat etmiyor, itaat etmiyor, şey yapmıyor. Bir şey biliyorsa onu esas alıyor. Zannediyor ki şu bildiğim bilgi, şu kazanılan kemalat bütündür. Zannediyor böyle, zannediyoruz yani. Böyle bir parça bildik, mesela lugatla külliyatı bildik veya külliyatı her tarafı bildik. Atıf yapabiliyoruz, zannettik ki anladık. Bildik. Bak arkadaşlar, aklen bilinir, kalben tanınır. Her şey böyle. Tanımak kalbin işidir. Onun için kendini bil. Rabbini bileceksin ve tanıyacaksın. Aklen bilinir, kalben tanınır. Yöntem akıldadır, içerik kalptedir. Yani ilmi enaniyet bırakmıyor. Bu asırda evde de kavga olmasının sebebi enaniyet asrı olduğu için herkes kendi kâmeti miktarında bir buz parçası olan enaniyetini eritmiyor. Ben diyor, evde ne var? Adalet mi var? Hayır. Evde hak yok, adalet yok. Ne olması lazım? Aff olması lazım. Şefkat olması lazım. Ha ne hakkı? Hakkına vazgeçeceksin. Ev bu demektir zaten. Hakkına vazgeçeceksin. Ne hakkı ya? Benim hakkım benimdi. Sen bana böyle dedin. Sen bilmiyorsun. Söz vermiştin. Bunlar geçmesi. Bu eğer bu izi takip edersek dünya küçük dünyamız olur, cehennem. Hak yok orada kardeşler. Adalet yok evde. Merhamet var. Dedim ya, Allah bu kainatı adaletiyle mi kurdu, ilmiyle mi kurdu? Bu kainatı niye kurdu Allah? Adaletiyle. Bir sebebi muhabbettir. İlim nedir? Subutu sıfattandır. Adalet subutu sıfattandır. Subutu sıfat, ilim, sem, basar, kudret, hayat, kelam, irade, sem, basar değil mi? Peki muhabbet nerede? Subutu sıfatın aslı olan zatı sıfat, onun da aslı olan şuunat-ı zatiye. Şuunat-ı zatiyenin en merkezinde ne var? Şefkat-ı mukaddese, soğanın cücüğü gibi. Şefkat-ı mukaddeseden yarattı. Sonra o cücüğünden dışarıya çık, yani çekirdek patladı. Muhabbet-i müneze, çık dışarıya. Şefk, surur mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar mukaddese. Bunun için yarattı. Yani kainatın yaratılmış sistemi bu 7 tane İçeriklerin dışa vuruşudur. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir, adalet değildir. Kainatın bir sebebi vücudu muhabbettir, ilim değildir. Dolayısıyla aramızdaki ilişkileri ilimle, adaletle çözülmez. Afla, merhametle, şefkatle, birbirimizden iftihar ederek, birbirimizde memnun olarak, birbirimize kanaat ederek çözülür. Başka çözülür. O psikoloji işte. Ben bunu psikolojide kullanıyorum. Evde sıkıntı var. Kendimde sıkıntı var. Adaletle çözemezsin. İlimle çözemezsin. Çözülmüyor işte. Olmuyor. Neyle çözeceksin? Şuunat-ı zatiyle çözeceğiz. Ruhu esas alacağız. Aklı değil. Soğan kabuğu gibi. Akıl dışarısı. Gir içeriye vicdan. Gir içeriye kalp. Gir içeriye ruh. Ruh merkezli çözeceğiz. Ruh merkezi ne var? Şefkat edeceğiz. Muhabbet edeceğiz. Surur, birbirimizden iftihar edeceğiz, birbirimizin sahipleneceğiz, memnun olacağız. Birbirimizle sonra lezzeti mukaddese, lezzet alacağız birbirimizle, gördüğümüz zaman memnun olacağız. Sonra birbirimizden iftihar edeceğiz. Lezzeti mukaddese, iftihar, eksik mi saydım? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i münezzeh. Şefk, surur, lezzet, memnuniyet, iftihar, mukaddese. Bu bizde uygulanırsa işte bu.
Bitti yani, her şey bitti. Merkeze şefkat mı koysan, koysak birbirimize her Resul? Muhabbeti koysak. Bak, adalet var mı içinde hiç? İlim var mı? Hak var mı? Ne hakkı var? Allah'a karşı hangimizin hakkı var da bizi yaratmaya mecbur olmuş tövbe? Kimin hakkı var? Beni topal yarattı. Yok, benim gözümü kör yarattı. Beni onundaki nimet bende niye yok? İtiraz bir haktan gelir der. Ne hakkı yani? Yaratılmanın sebebi vücuda çıktın mı? Adem'den vücuda çıktın. Hiçlikte kalmadın. Var oldun. Taş olmadın. Bitki olmadın. Taş toprak olmadın. Bitki olmadın. Hayvan olmadın. İnsan oldun. Bir de mümin olduk. Bir de müminlerin içinde asıl mücedidini tanıdık. Bir de asıl mücedidliği içinde ilmi Kur'an-ı hikmet imani verildi diyor ustalarına. Sen, biz de kısmen onu işte müzakere mutalada yapıyoruz. Değil mi beraber? Ya arkadaşlar ya. Allah'ın bu kadar nimetinden ya. Korkmak lazım Allah ya. Helak olur insan ya. Zaten ölü oluyor. Yukarıya ne kadar çıkarsan düşünce o kadar ses getiriyor. Onun için diyor ki İlim aşağıda abiler. İlim sıbıtı sıfatta. İlim sıbıtı sıfatta. Biz ilimle, adaletle değiliz ya birbirimize. Biz, bizi biz yapan şefkat, muhabbet, hizmetin şefki, içsel sururumuz, birbirimize surur vermek, birbirine sahiplenmek, surur. Bir de hizmetimiz kendimizden lezzet almak. Allah'ımızdan lezzet almak. İmanımızdan lezzet almak. Kitaptan lezzet almak. Bak, lezzeti mukaddese. Sonra memnuniyeti mukaddese. Memnun olacağız ya. Kader seçmiş ya Resul, gel işte. Sonra iftihar edeceğiz birbirimizle. Çok şükür. Arkadaşlar, bir daha söyleyeyim de bu çok lazım size. Bu şu kadar geveze konuştuğuma bakma. Tahir Yusuf bak. Olayı çözümlerken mutlaka şu yönteme de götürün. Esma mı bu mevzu? Esma içerisindeki bir mevzu mu? Sıfat mı? Zatı sıfat mı? Şunu atma. Abi ne yapacağız bu meselede? İlimde şöyle geçiyor. Hemen düşüneceksin. İlim subutu sıfatta yani, olmuyor işte. İlimle çözülmüyor işte. Adaletle de çözülmüyor. Subutu sıfat. Hemen merkezi pergelini şuunata götür. Şuunattaki yöntemlerle çöz. Bir üst. Arkadaşlar, psikolojide bunu kullanıyor. Psikoloji temeli bu. Kendi içerikleriyle çözülmüyorsa bir üst birim. Bir de olmuyorsa, kısa mesafe almak istiyorsan bir üst birime değil, varabildiğin son birimle çöz. Mesela mahiyeti, Allah'ın vacibül vücut sistemi, en dışında ne var soğan gibi düşünsen, en dış kabında esma. Gir içeriye, sıfatı subutiye. Gir içeriye, sıfatı zatiye. Gir içeriye, şunatı zatiye. Gir içeriye, mahiyeti zatiye. Mahiyeti zatiye bilmiyoruz. O zaman olayları kendimizi çözümlemede şuunat-ı zatiyenin içerikleriyle bakacağız. Nedir o? Şefkat-ı mukaddese, muhabbet-i müneze, şefk-i mukaddese, surur-i mukaddese, lezzet-i mukaddese, memnuniyet-i mukaddese, iftihar-i mukaddese. İftihar. Çok şükür. Demek ki herkes kameti miktarınca biz bir buz parçası olan enaniyetini eritmiyor, bozmuyor. Havuza atınca ufak bir parça vardı. İşte elinde kalsa gidecek. Toprağı atsan da yutacak. Toprak şehveti yutar diyor. Tarihçede geçiyor bu. Havuza sen at abi. Ben de atayım, sen de at. Toprak hemen yutamaz. Havuz olur. Elimdeki bir buz parçasıyla ben bir şey yapamam. Ama hepimizinkini toplayalım, atarsak havuza bayağı istifade ederiz o sudan. İçeriz de. Bozun. Kendini mazur biliyor. Ama haklıyım abi ya. Zaten öyle diyor zaten. Haklı iken hakkını vereceksin. Ha bir de haksızken mi vazgeçmiyorsun? Çok tuhaf yani. Abi haklıyım. Kendini mazur biliyor. Zaten haklısın. Onun için zaten söylüyoruz. Hakkını vazgeçeceksin kardeşim. Soruyorum işte bu derslerin toplamında 400 küsur psikolojiden sonra şu soruyu soruyorum. Haklı mı olmak istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Huzurlu mu olmak istiyorsun? Haklı mı olmak istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Furkan? Huzur. O zaman hakkından vazgeçeceksin. Bu böyle. Uykundan geçeceksin. Yardan serden geçeceksin. Bu böyle.
Bu iş dikenli Furkan. Kaç yaşındasın abi? 22. İşte böyle yürüyeceksen hakkından, yardan, serden, şundan bundan vazgeçeceksin. Hani yardan yerden demiyor. Hakkım ya hizmette demeyeceksin. Hak yok. Ahtapot gibi hizmetten almayacaksın. Sen vereceksin. Ya. Zor değil mi? Evet ya zor. Ehli hak zarar eder. Ehli dalalet istifade eder. Bu herhalde oldu. Saatimiz doldu. Ama keşke bu mektubu keşke demeyeyim. Yarın pazar. Şu yarın gidiyor ya. He? Biraz daha devam edebiliriz. Yok saat bir saat oldu değil mi? Yok onu. He? 10 dakika sonra bir saat. Bana bir saat olmadı. 50 dakika. Şöyle yapayım o zaman. Şurayı bitireyim o zaman. Şunu. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki. İstanbul'daki malum isim vermeyeceğim sakın vermeyin. Üstad vermedi. Bir şeyh Sadat'tan. Şu anda bir cemaatin uçuyor kaçıyor falan. Tamam öyledir inşallah. O biraz tarihi bilginiz de olacak. O camilerin yıkıldığı, afflerin tebdil edildiği, bir gecede bir millet cahilleştirildiği harf inkılabıyla, işte Konya'dan alimlerin otobüste getirip Ankara'da asıldığı, kurs hocalarındaki çocukların içinde asılan hocalar, bunlar resimlerle belgeli. Ben söylediğim için değil, bu bomba. Var. O dönemde bu şeyh hiçbir ona dil uzatmıyor. Hiç itiraz yok. Fakat ustadın birinci şuaya itiraz ediyor. Said Nursi diyor kendisine diyor. Kur'an'dan delil topluyor diyor. İtiraz ediyor. Ustad da hiç onlara şey yapmadan diyor ki ya diyor ortalıkta sanki her şey Gülgiristan. İslamiyet tam tarumar olmuyor. Yakılıp yıkılıyor. Kur'anlar ve dini kitaplar Bulgaristan'a kağıt fabrikasına satılıyor. Şimdi o da yakmadı Bulgaristan'da. Şimdi bu reis Tayyip Bulgaristan'dan onları almaya çalışıyor ama vermiyor Bulgaristan. O Osmanlı padişahların o arşivlerindeki 40 tonmuş. He? 40 ton. 40 ton. 40 ton kitap. Evrak. Evrak. 40 ton. Burada yakıldı hariç. Şimdi böyle bir durumda bu zat hiç itiraz etmiyor. Sonra ben biraz baktım şimdi. Meğer o familyada bir kişinin birkaç kişi adamları kendi akra soyundan milletvekili varmış o içinde CHP'de. İçeride milletvekili varmış. İstanbul'da malum itiraz hadisesi ima ediyor ki ileride meşrebini çok beğenen bazı zatlar Hodgam bazı sofi meşrepler bize karşı kullanacaklar. Hodgam gamsız yani İslamiyet gitmiş mi hiç umurunda değil adamın. Gamı yok. Gam kendisi. Hodgam. Hodbin, Hodendiş, Bedbin bir de, olumsuzlayan. Hodgam bazı sufi meşrepler, nefse maresini tam öldürmeyen ve hubuca vartasından kurtulamayan, hubuca makam düşkünlüğü. İmam-ı Rabbani Hazretleri, kalpten çıkması gereken en son ahlakmış. Ahlaksızlık ahlakı. Nedir o? Baş olma sevdası. Bizde de hucumat-ı sitrinin birincisidir. Hubuca, baş olma, makam düşkünlüğü. İşte hubuca vartasından kurtulamayan bazı ehli irşat ve ehli hak Risale-i Nur'a ve şakirtlerine karşı kendi meşreplerini ve mesleklerinin revacını ve etbalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Ona göre hazırlık olalım. İtiraz ediyorlar, itiraz edecekler. Ya bırak ya nurculuk ya, kim ya baba felsefe bana böyle diyecekler. Böyle biraz da baktım yani. Ben biraz seminerler vermişim ya eskide. Ben işte Rüştü abiden gizli yapıyordum o işleri. Belediyede şu konferanslar şuraya buraya veriyordu falan. Böyle o solcular, masonlar, zındıklar yani konferanslarında Mevlana'yı çok kullanırlardı. Felsefeciler Gazali'yi de kullanıyorlar. Bir Allah'ın kulu, ustadı kullanmıyor. Ya niye? Çünkü kendi şeylerine, sahalarına, hareket sahalarına Mevlana çok uygun. Kim olursan gel, leylim. Çok uygun. Ustad hiç işlerine gelmiyor. Tamam. Şimdi Risale-i Nur şakirtlerine karşı kendi meşreplerini, mesleklerinin revacını,
etbaalarının hüsnü teveccühlerini muhafaza niyetiyle itiraz edecekler. Belki dehşetli mukabele etmek ihtimali var. Hücum edecekler bize. Belki de canına kıyacaklar. Böyle hadiselerin vukuunda ne yapacağız üstadım? Böyle hadiselerin vuku olduğu zaman Yusuf bana ağır geliyor da. Bak inat şaka için demiyorum. Ders için söylemiyorum. Şu anda sayacağı maddeler çoğusu benimle alakası yok yani. Yapamıyorum yani. Alakası yok derken kabul ediyorum. Tasdik ediyorum. Ama yapamıyorum. Ama keşke yapsam diyor. Ezikliği var bende. Bir, bizler itidaliden süt gibi süt gibi kabarmayacağız. Süt gibi ne demek? Ben dershanede 30 sene nöbet tutmuşum. En az 30 sene mutfak nöbeti. Sütü kaynatıyorsun değil mi? Kevşen de elinde. Ve hiçbir şey yok. Hafif bir döndüm tamam. Dönene kadar bir anda hiçbir şey yoktu. Oho duman etmiş. Ocak bitmiş. Süt kalkmış gitmiş yani. İtidali deme ona ben şey yapıyorum. Hemen coşmamak böyle. Sonra itiraz ettiler o etti bu etti. Mehmet ya acaba bir şey sarsılmamak. Üç. Adavete girmemek. Bunu böyle mi yaptın? Ana ben selamını cevap ettim. Adavete girmemek. Yine yapamıyorum. İtidali deli yapamıyorum. Sarsılmamak tamam. Çok şükür küfran nimet yapmayacağım. Sarsılmıyorum çok şükür. Düşmanın kuvvetliliği beni daha kuvvetli yapıyor. Ama itidali demeyi pek muhafaza edemiyorum. Adavete girmemek. Adavete. Sen bana böyle yaptın ben de sana pek yok çok şükür. Sonra ve o muariz taifenin de rüyesalarını çürütmemek gerektir. Hiç yapamıyorum. Kendi hayatımda var. Yani ama öperim. Kabul ediyorum. Çare midir? Yok. Düzeleceğim inşallah. Düzelteceğim eksikliklerimi. Bir, hadiselerde, itirazlarda itidali dem olacağız. İtidali dem ne demek? Kan, delikanlı deniliyor değil mi gençleri? Delikan, deli yani. Nasıl atacağı belli değil. Tak 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 kan. Delikan yani, delikanlı. İtidali dem, kanın dengeli atması. Çok şey yaparsa tansiyon yüksek. Az yaparsa dibe vuruyor, düşük tansiyon. Olmaz yani. İtidal, vasat. Kan vasatla hareket edecek. Tamam. İki, sarsılmamak. Tamam. Cemaatimiz de çok şükür bir şey olur. Sonra adavete girmemek. Tamam. Bu da var çok şükür. Muarız taifenin rüyesalarını çürütmemek gerektir. Olacak inşallah bu da. Fahş etmek hatırıma gelmeyen bir sırrı fahş etmeye mecbur olduğum şöyle ki. Bunu Murat Dursun'la beraber yapmıştık. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi. Şahs-ı manevi ne demektir? Buraya bir tencere getir. Pekmez tayin koy. Karıştır tek oldu ya. Tencere getir. Ömer. Aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu, eylemini. Koy abi. Koy. Sen de Muhammed. Eylemini, aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu koy. Adı neydi abi? Ufuk. Senin de. Hepimizin. Koyalım. Koyduk. Bu tencerede kaç tane akıl var? Kaç tane akıl karışımı var? Kaç tane kalp var? Kaç tane bile? İşte Risale-i Nur talebelerinin mazide ve gelecekte Allah'ın ilminde olan nur talebelerinin akılları, geçmişteki nurcuların akıllarını, kalplerini, ruhlarını, eylemlerini karıştır. Bedensiz, atomsuz o akıl, o ruh, o kalp, o vicdan realitedir, mahluktur, vücud haricisi var, var yani. Şahs-ı manevi öyle hayal değil, var, o canlıdır, ruhludur, akıllıdır. Ne kadar akıllıdır o? Nurcuların akıllarının toplamı kadar. Ne kadar canlıdır? Toplam hayatımız kadar. Ne kadar ruhludur? Ruhlarımızın toplamı kadar. Bu şahs-ı manevidir. O yönetiyor bizi. Nasıl yönetiyor abi? Bir şey dedi yok. Sana kalbine bir ilham geliyor. Böyle baktın ki çok zarar, ikazlar geliyor, bir sürü tokatlar geliyor. Hep o yapıyor. Kalbine bir geliyor, yapma Yusuf diyor. Başkasının ağzıyla sana söylettiriyor. Başın ayağını bir yere vurunca da söylüyor. Baktın ki adam olmayacaksın. Senin kalbine bir meyil veriyor, bir arzu veriyor, bir şehvet veriyor, bir makam veriyor, bir bilmem ne veriyor. Hadi bakalım top doğru dışarıya atan o. Sekeratta da yardım eden o olduğunu usta söylüyor. Sekeratta bir veli himmet gibi diyor. O bize yardım ediyor. O şahs-ı manevi
canlıdır. Bak vücudu vardır. Akılları toplamı kadar akıllıdır. Vicdanımız toplamı kadar vicdanlıdır. Kalplerimizin toplamı kadar kalptir. Ruhlarımız toplamı kadar ruhludur. O bizi yönetiyor. Ben de diyor, reyimi o şahsi manevinizi bıraktım diyor. Hemen ne yapıyor? Mesela diyelim ki şu, bir tanesini yapayım. Yatıyorum, tamam mı? Dün bayağı çalışıyordum, o vahiy devam ediyor mu? Vahiy zimni, vahiy vazifesini yapan şumurlu ilham diyoruz hanım. Ondan sonra gece bununla şey yaptım, kalemi koydum, yattım. Allah Allah dedim ya, bu nasıl bir şey ya? Lafız gidiyor, ruh şeyde, vicdanda ruh oluyor. Şey diyor, erva hakikat oluyormuş vicdanda, Kur'an okununca. Nasıl oluyor? Az önce gittim, öyle böyle tam giderken, bir şey geldi, kalktım. Kim verdi? Tam o ilhamı, o şahsı manevi yapıyor. Allah yaptırıyor ona. Şimdi bazıları çok soruyor da, şahsı manevi, ya böyle bir anlayış. Ya kardeşim, bu anlayış diyenler, Allah da anlayış. Allah'ı da öyle hayal ediyorlar. Allah hayal, düşüncede var. Düşündüğümüz var olan, düşündüğümüz zaman var olan, ihtiyaç hissettiğimiz zaman ortaya çıkan, hayali bir şey yani. Allah hayali olduğu gibi şahsı manevi de hayali olur tabii. Allah hayali bir şey mi? Tövbe estağfurullah ya. Hayalin sahibi ya, tövbe estağfurullah. Ya nerede Allah? Vücudu var mı? Ama mahluk değil, tövbe estağfurullah ya. Şahsı manevinin de cesedi yok. Azalarımız ile yapıyor. Aklımızla düşündürtüyor. Kalbimle meylettiriyor. Bana bir mail veriyor. Git Hasan şuraya diyor. Söyle diyor bunu. Şu dersi yap diyor. Seviyeme göre benimle konuşuyor. Sekeratta da yardım edecek. Hadiste var. Okuduğunuz Kur'an size dedi yardım edecek. Nasıl edecek ya, sesten de bittim. Nasıl yardım edecek? Kur'an canlıdır, ruhludur, şuurludur ya. Risale-i Nur'un şahsi manevisi. He. Peki nerede gözükür? Onu söylüyor şimdi. Ve o şahsi manevi temsil eden has şakirtlerinin şahsı manevisi. Hizmet eden var ya, elle vakıf değil bu. İçtimai hayattadır. Siyasetin partisinin başında da olsa, fabrikası da olsa, adam beşeriyetten dolayı, beşerim, çoluk çocuğuma, onların rızkının temin için ben burada çalışıyorum ama hayatta gayem şu diyecek. Has kimdir Nur talebine? Cemiyette dahi olsa, hayatta gayem, hedefim imana ve Kur'an'a, Risale'ye hizmet etmektir diyen hastır. 5-10 dakikada zaten kitap okuyor. İşte bu hasların oluşturduğu cemaat, ruhani, böyle kalplerine çıkan duygular, akıllarından, vicdanlarından çıkan bu haller, mekandan uzak olsam da, Konya'dadır, Afyon'dadır o kardeşim, benim kalbimden çıkan, aklımdan çıkan mesafe, onlar için mesafe değil bu. Böyle. Onlar bir bütünlük oluyor işte. Bir de okuyayım. Risale-i Nur'un şahsi manevisi ve o şahs-ı manevi temsil eden has şakirtlerinin şahs-ı manevisi ferit makamına mazhar oldukları için değil hususi bir memleketin kutbu, belki ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan Kutbul Azam'ın tasarrufundan hariç olduğunu. Kutbul Azam dahi gelse bize ders verecek, Risale-i Nur'dur. Biz onun dışındayız, onun dersinin dışındayız. Ve onun hükmü altında girmeye mecbur değiliz. Her zamanda bulunan iki imam gibi onu tanımaya mecbur olmuyor. Ben eskide Risale-i Nur şahs-ı manevisini o imamlardan birisini zannediyordum. Şimdi anlıyorum ki Gavs-ı Azam'da kutbiyet ve gavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan ahir zamanda şakirtlerinin bağlandığı Risale-i Nur o ferdiyet makamına mazardır. Bu gizlenmeye layık olan bu sır-ı azime binaen Mekke-i Mükerrem'de dahi farz-ı mahal olarak Risale-i Nur'un aleyhinde bir itiraz Kutbul Azam'dan dahi gelse olsa ya, Risale-i Nur şakirtleri sarsılmayıp o mübarek Kutbul Azam'ın itirazını iltifat ve selam suretinde telakki edip teveccühünü de kazanmak için medar itiraz noktaları o büyük ustalarına karşı izah etmek, ellerini öpmektir. Evet kardeşlerim, bu zamanda öyle dehşetli ceylanlar ve hayatı ve cihanı sarsacak hadiseler içinde, şimdi
hadsiz bir metanet ve itidal idem ve nihayetsiz bir fedakarlık taşımak gerektir. يَسْتَحِبُونَ الْحَيَاتِ دُنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ayetinin sır işaretiyle ahireti bildikleri ve iman ettikleri halde eğer biz buraya niye koyduk? Bu mektubun devamında ne işi var? Eğer biz bunları biliyoruz, bu dersleri dinlediğimiz halde yapmasak, ayetin sırrıyla ahireti bildikleri, bu dersi dinlediğimiz halde ve iman ettikleri halde dünyayı ahirete severek tercih etmek ve kırılacak şişeyi baki bir elmasa bilerek rıza ve sevinçle tercih etmek ve akıbeti görmeyen kör hissiyatın hükmüyle hazır bir dirhem zehirli lezzeti ileride bir batman safi lezzete tercih etmek bu zamanın dehşetli bir marazı, bir musibetidir. O musibetin sırrıyla hakiki müminler dahi bazen ehli dalalete taraftar olmak gibi dehşetli hatada bulunuyorlar. Cenab-ı Hak ehli imanı ve Risale'nin şakirtlerini bu musibetlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Said Nursi radıyallahu anh, El Fatiha. Bu gafsiyet ve ferdiyeti başka zaman, gerçi bunu ders yapmışız, sitede var. Dinlemek isteyen dinleyebilir. Burada kesiyorum. Allah razı olsun. Canlı yayında sorusu olan... Allah razı olsun. Çok şükür. Çok ihtiyaç var ya. Çok şükür abi. Kaç senede yetişiyor? Ya hem de istidatlı. Kaç sene ya? Harcamak kolay. Lazistan'da yazmış ya adam. Çeşme. Bu çeşme ne güzel bir çeşme. İçme bir tası yok. Kalp kırmak çok kolaydır. Adam satmak, adam atmak çok kolaydır. Yapmaya, üretmeye ustası yok. Kalp kırmak çok kolaydır. Yapmaya ustası yok. Yani birbirimizden daha nerede bulacağız ki? Nerede bu? Nasıl yetişir ki? Mesela bir Rüştü abi yetişmesi için Zübeyir abi lazım. Bir Zübeyir abi için ustad lazım. Ya ne kadar şey yapılmış. Size masraf edilmiş ya. Mesela bana 80'den beri bana yatırım yapılıyor ya. Bu cemaat bana yatırım yapmış ya. Bu cemaatin ekmeğini yemişim ya. Tuzunu yemişim ya. Ömür vermiş bana Rüştü abi. 10 senede, yalan söylemiyorum. 10 senede öğleyin dersi yapmadığı 3 tane olamaz. 10 senede 3 tane ders yapmadı. Yani 3 gün yapmamış. Ben hatırlamıyoruz. 37 tane vakıfı vardı. Bu kadar yatırım yaptı. Bu kadar masraf yaptı. Bu mu yani? Bu ihtilaf mı yaptıracaktım? Uymayacak mıydık? Yani bunlara çalışacaksın. Tek tek bak, madem şey yaptın, bak böyle tek tek çalışılıyor bu şeylere, kelimelere. Bak abi. Tek tek. Her bir kelime ne demektir? Lugatla laika çözülmez. Yaşanan bir hayatta çözülür. Ama sözler öyle değil. Çok şükür. Bu şeyle yapmıştık Murat Dursun'la. O zaman not almıştık. Çabuk olsun diye. Kutbiyet, vesile-i nokta istinatmış, gafsiyet, evliyaların başı olmak, ferdiyet, müstakili bizzat, mutasarrifi bizzat olmak, direkt Kur'an'a, aleyhissalatü vesselama, hatta Cenab-ı Hakk'a muhatabiyet makamına çıkmakmış ferdiyet. Risale-i Nur buna mazardır. Ne diyor Risale-i Nur'un diyor bak, Risale-i Nur'un şahsı manevisi. O şahs-ı manevi temsil eden has şakirtin şahs-ı manevisi ferit makamına mazar oldukları için. Ferit neymiş? Direkt Kur'an'a, Peygamber aleyhissalatü vesselama çalışan, çalışıp has yani şey hulasa, ferdiyeti çalıştım Murat'la. Neymiş ferdiyet? Direkt Kur'an'a, Peygamber aleyhissalatü vesselama hatta Cenab-ı Hakk'a muhatabiyet makamına çıkmaktır. Direkt ondan ders alıyorsun. Tefekkür ederken kimden ders alıyorsun?
Söyleyin beyefendi hazretleri, arkadaşlar, nefsim. Tefekkür anında kimden alıyorsun? Şeyh'ten mi, ustattan mı? Kimden? Allah'tan alıyorsun. Tefekkür ile gelen mana Allah'tandır ya. Allah'tan bak, Allah sana ders söylüyor. Ayet-i Kübra bunun işte. Ayet bana dedi ki diyor, dördüncü şu an. Semalara bakar görür ki, aradığım zattan sormalıyız diyor. Allah soruyor. Tefekkür o değil mi abiler? İlham o değil mi? İlhamat, sunuat, tulat, işarat, rumuzat, hep Allah'ın farklı farklı tecellisi bizde işte. Tefekkür ederken, işte ben bugün, işte bu akşam, dün akşam, çalıştım, uzatmıyorum ama, tabii onunla yattım yani, neyle yatacağım yani? Aşım, eşim, işim bu ya. Allah Allah. Ya dedim, Cebrail aleyhisselam tekavut mu oldu ya, emekli mi oldu, vahiy, peygamberimiz yok, vahiy bitti, vahiy, Kur'an getirmiyor, alim kardeşim, dinle ya. İki günden beri o, zaten paylaştım birlikte vesaire. Ya Cebrail aleyhisselam tekavut mu olur ya, ne yapıyor dedim yani, yani dersimin konusu. Nereden? Muhakimat 22. sayfadan söylüyor. Yani arı diyor, polen getirirken arı polen ayrı. Vahiy diyor, vahiy, Kur'an böyle içerikleriyle kabı ayrı değil. Mektubatta da söylüyor. Vahide ne var diyor. Matematik 22'de. Diyor ki, ervah hakikat var diyor. Okundukça deşilir, çıkar melaike diyor. Lan nasıl çıkar melaike ya? Ha odun, odun ne kadar hoş. Odunu yakınca bak ateş çıktı. Kelamda da öyle. Ha tefekkür ederken o neye benzer dedim ya, nasıl olur? Meğer her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her aslında efradı bulunur. Şu andaki Kur'an'ın o efradının manası aslı saadete çıkmaz ki. Bu asla bakan o Kur'an'ın o efradı o zaman olmaz. Bu zamana bakan efradı bu zamanda çıkacak. Nasıl çıkacak kardeşim? Cebrail veya Azrail, mektubatta da Azrail anlatıyor. Onlar mümessildir. Bir aynı cemaati vardır Azrail'in de, Mikail'in de, İsrafil'in de. Azrail demek peygamberlerin ruhunu alan. Bizim ruhumuz Azrail almıyor ki, onu efratları alıyor. Mukarrepleri yakını. Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam da işini kim yapıyor? Vahiy getirdi. Yeni vahiy yok. Ama ayetin içerisindeki mana meratiplerini, bizde aktif olan bu böyle enerji haline gelen o kelamla vicdanımızda uyanan erva hakikat, meğer gömülü olan melekmiş o. Melek. Aktif oluyor. İşte tefekkür edince, tefekkür ettim, onu anlatmaya çalışıyorum. Tefekkür edince gelen cevap kimdendir? Söyleyin, ustattan mı, şundan mı, bundan mı? Hayır, Allah'tan. Tefekküre verilen cevap Allah'tır. Bak Allah'tan alıyorsun. Mesela peygambere sordum ben. İnan sordum. Yani mana böyle tefekkür ettim. Ya Resulallah, senin parmağından su akıyor. Adam içiyor. Peygamber'e diyor. Siz de değil. Yani böyle düşünün. Su içiyor. Senin ahlakını görüyor. Fedakarlığını görüyor. Senin yanında namaz kılıyor. Ya Resulallah, bu adam nasıl hala münafık ya? Sen niye bir şey demedin ya? Niye benim gibi kafasını kopartmadın, balık gibi, hamsi gibi kafasını niye kopartmadın yani? Nasıl bir insan, nasıl bir kamil, nasıl bir şey ya? Peygamber, nasıl sabırlı ya Rabbi ya? Nasıl bir insan ya? Bu kadar fitnelere sebebiyet verecek. Ya nasıl bir insan ya? Hafsalam almıyor ki. Ya Resulallah nasıl oluyor dedim. İşte böyle umman gibi bir kalp sahibi olduğu için peygamber olmuş da benim gibi adamdan olur. Ama şunu takdir ediyorum. Yapamadım, eli öpüyoruz değil mi? Çok şükür. İyi ki Risale-i Nur var, çok şükür. Tekrar El Fatiha.